Şimdi bugün ilk Türk astronotu uzayda 14 günlük bir göreve çıktı filan ama onunla ilgili tıpkı basım haberler gündeme geldi. Oda TV haberinde Türkiye'nin ilk astronotu FETÖ'ye karşı nasıl direndi başlığı atıldı. Darbe soruşturmalarının tamamına kumpas davaları deniyor. Türkiye'de yargın bir kamuoyu tarafından onun mağduru oldu iddia edildi. Çok geniş bir haber. Bu haber Haber 10 sitesinde de yayınlanmış. Farklı cümlelerle ama aşağı yukarı ana fikri aynı. Ve pek çok Türkiye Medya Mahallesi'nden kişi veya sitede tıpkı basım alıntıladı. Hatta bu YouTube'da falan da o sitelere dayanarak konuşuldu. Hiç kimse de önün arkasına bakmadı. Haberi de okumamışlar. Sadece başlığını okuyup geçmişler yani. Habere baktığınızda ben şöyle bir çözümleme yaptım. Burada bizim açık kaynaklar aracılığıyla yapabildiğimiz şey önümüze düşen bilgi kırıntılarıyla ortadaki olay nedir? Bu konu hakkında ne biliniyor? Buna bakmak lazım. Esasen bu Türkiye'deki başının görevi. Adliyeye giderek veya Türk Silahlı Kuvvetleri Arşivine falan girerek bu kişi nedir? Sicilinde ne var? Ne olmuş? Neden ihraç edilmiş? Nasıl ihraç edilmiş? Bunlara bakıp çıkarması gerekir. Açık kaynaklardan yaptığınız taramada bile epey bir tutarsızlıkla karşılaşıyorsunuz. Benim onun için ortaya koyduğum şey bu. %100 bu böyledir demiyorum ama hakkında ne biliniyor sorusuna şu cevapları buldum. Bir kere önce Oda TV ve Haber Onda yayınlanan haberi okudum. Her iki haberde de hem 2012'de askeri casusluk soruşturmasında TSK'dan ihraç edildiği bilgisi var hem de sanık olarak ismi geçmiyor deniyor. Şimdi bu bir çelişki. Yargılanmadı. Dendiği halde. 2020'de beraat edip aklandı bilgisi var yani yargılanmayan kişi, sanık olarak ismi geçmeyen kişi nasıl beraat edip aklanıyor? 2020'de beraat edip aklandı dendiği halde esasen beraat kararları 2016'da Yargıtay'da onanmış. 4 sene önce onanmış. Peki 2020'deki bu beraat edip aklanma nedir? Bir sürü çelişki. O dönem esasen darbe soruşturmalarında yargılanan subaylar ihraç edilmedi, özlük haklarını kaybetmediler. Hatta Genelkurmay onlara avukat tahsis etti, hukuki destek verdi. Askeri cezaevinde kaldılar. Asker oldukları için askeri cezaevinde yattılar. Hastal askeri cezaevinde yattılar. Darbe soruşturması sanıkları. Maaşları çalıştı. Aileleri lojmanlarda oturmaya devam etti. Çıktıklarında da gene kaldıkları yerden devam ettiler. Balyoz kararları onandığı halde ihraç edilmediler. Sonraki askeri şurada ve şuralarda. O gün kararlar onandığı halde bu askerler ihraç edilmedi. Peki neden ihraç edildi? Alper Gezer Avcı. Bu soruların cevabı yoktu haberde. Saklanan bir diğer konuda. Evet bir ihraç kararı var. 2012 tarihli. O 2012 tarihli ihraç kararında dönemin Milli Savunma Bakanı'nın, Başbakanı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın imzası var. Özellikle saklanmış. Hakim Albay Cemil Çiçek paylaşmış. İlgili haberlerde hem yanlışlıklar hem de saptırmalar var diyor. Bu kişi hakkında yapılan bir idari soruşturma sonrasında düzenlenen ayırma sicili üzerine sıralı amirlerince ve sonrasında Savunma Bakanlığı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı imzasıyla onayıyla 2012 yılında TSK'dan ihraç kararı var diyor. Kişiye kumpas kurulmamış, tamamen vermiş olduğu ifade dikkate alınmış ve ifadesinde belirttiği hususlar gerekçe gösterilmiş diyor. Davacı hakkında ayırma işlemi uygulanmasına neden olan maddi vaka ileride evlilik maksadı gütmeksizin birçok kadınla cinsel ilişkisinin olması, yabancı bir bayan subayla uzun bir süre evlilik dışı ilişkisini sürdürmesi. Bir bayanla internette sanal ortamda karşılıklı soyunmak suretiyle görüşme yapmasıdır. Bu hususlar davacının ifadesiyle sabittir diyor. Kim? Hakim Albay Doktor Cemil Çiçek 5 sayfalık kararın 3. sayfasını paylaşmış. Kararın tepesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde ahlak dışı faaliyetlerde bulunması. Son cümleye bakın. Davacının ifadesiyle sabit diyor. Yani ifade vermiş ve o ifadeyle sabit diyor. Yine İç Hizmet Kanunu'nda da iyi ahlak sahibi olmak falan diyerek bu maddeye dayanılarak ihraç edilmiş Türk Silahlı Kuvvetlerinden bilgisi var. Ben bilgileri paylaşıyorum sadece. Açık kaynaklar. Bu gizli ve özel bilginin sizde ne işi var diye sormuş Bilal Akdoğan isimli şahıs. Aynı hakim albay Cemil Çiçek şu cevabı veriyor. Bu bilgi özel veya gizli bir bilgi değil. Bu bir mahkeme kararı. Bu mahkeme kararında benim de imzam var diyor olayın bir numaralı tanığı paylaşıyor bunu. Hedef saptırmaya gerek yok demiş bir başka Twitter kullanıcısına veya yeni adıyla X cevaben. Kişi ifade vermiş, ifadesini imzalamış. O dönem itibariyle isnatları kabul etmeyip ifadelerini imzalamayanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılmadılar diyor. Bu konuları konuşurken, değerlendirirken önce haberi bakıp haberin kendi içerisinde bir tutarlılık var mı yok mu? Daha sonra kaynaklara gidip neden ihraç, filan sormak gerekiyor. Türkiye Medya Mahallesi bunu ne zamandır unuttu ama top yekün Türkiye Medya Mahallesi bir rejim basını haline dönüştü. Ben %95 falan demiyorum. Tümüyle rejim basını haline dönüştü. O çok şikayet ettikleri dezenformasyonu kendileri de yapıyorlar. Masa başı üretilmiş bir bilgiyi alıp önüne arkasına bakmadan, araştırmadan ve haberdeki çelişkilere dahi soru işareti veya muhalefet şehri koymadan paylaşıyorlar. Bakın bugün muhalif YouTube kanalı diye yayın yapan insanlara çoğunda da aynı bilgilerin kopyala yapıştırır. Aynı dezenformasyon apar olarak, aracı olarak dolaşma sokulduğunu görürsünüz. Gerçek bir soruşturmanın ve gerçek bir araştırmanın yapılması lazım olayın tüm boyutlarıyla ortaya konulması için. Açık kaynaklardan baktığında olayın pek de öyle olmadığı görülüyor. Peki gerçekten nedir? Türkiye basını, soracak Türk Silahlı Kuvvetlerine, mahkeme evrakına gidecek, gerçekten bir kumpas var mı yok mu? Bunu anlayacak, ortaya çıkaracak. Ama bunu yapmıyorlar. Bu dezenformasyon çağında doğru bilgiye çarpıtma olmayan bilgiye, yalan olmayan bilgiye ulaşmak ve bunu konfirme etmek ya da en azından teyit edemiyorsan da bu konu hakkında ne biliniyor diye bir başlık atıp benim de yaptığım gibi altına bilinenleri sıralamak yeterli ki en azından takip edenlerin bir kanaati olsun.